İşte GS40 Phantom. Evet. GS40. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Sorgulamayın fazla. Kendisi MSI'nin son model oyuncu laptoplarından. Ve sağ olsunlar denemem ve incelemem için gönderdiler. Bana. Yani şöyle bir sıkıntı var. GD80 incelemesini izlediyseniz görmüşsünüzdür ki ben bilgisayarlardan pek anlamıyorum. Yani kullanmayı bilmiyorum değil. Şimdi teknik kısmından hiç anlamıyorum. Ben normalde hayatım boyunca bir konsol oyuncusu olmuştum. MSI ile olan işbirliğim başladıktan sonra bilgisayar tarafına kayıp genel olarak bilgisayar platformunda oyun oynamaya başladım. Ki bu da daha önce hiç oynamadığım kadar çok bilgisayarda oyun oynadım anlamına geliyor aslında. Madem bilgisayar oyuncususun bunca aydır boş mudurdun yani hiç araştırmadın mı derseniz cevabım yok vallahi hiç araştırmadım. Ben sadece oyun oynadım olabilir çok güzeldi oh yani. Şimdi ise elimde incelemem gereken bir bilgisayar var. Ve böylece ortada kalmış durumdayım. Teknik bilgiye sahip olmadan bu bilgisayarı anlatmam mümkün değil. Ama neyse ki okuma yazma biliyorum. <laughs> İşin şakası bir yana teknik özellikleri büyük oranda metne dayalı olarak anlattıktan sonra bilgisayarların benim için önemli olan tarafı yani oyunlarda verdiği performansı kendi deneyimlerimden yola çıkarak andır bir değerlendirme yaparım. GT80 incelemesindeki sırayla gidelim ve dizayndan başlayalım. Bana bir GS40 gönderileceği söylendiğinde ne olduğunu hiç araştırmadan kabul ettim. Son birkaç aydır GE72 kullanarak geçirdiğim için aşağı yukarı aynı boyutlarda ama farklı donanım kullanan bir dizüstü olmasını bekliyordum sadece. Kutuyu açtığımdaki şaşkınlığımı tahmin edebilirsiniz. İlk tepkim bu ne lan oldu çünkü. GS40 küçücüktü. Bir süre makineye öyle dik dik baktım. Bunda nasıl oyun oynanır ki lan netbook mu bildiğin dedim. Evet, siz beni örnek almayın ve reklamını yaptığınız sponsor firmanın ürünlerini iyi öğrenin. Yoksa GE72'de 30-40 FPS arası oynadığınız bir 3'ü GS40'da 60 FPS sabit oynayınca has diye kalıyorsunuz benim gibi. Neyse oraya birazdan geleceğiz. GT80 ne kadar büyükse GS40 da o kadar küçük. Sadece 1.6 kilo. 22.8 mm kalınlığında Dolayısıyla da taşıması oldukça kolay. Portatif gücü istiyorsanız GT80'in eşek ölüsü gibi ağırlığına katlanacaksınız. Demiştim ya. Yok öyle bir şey. Alın size dibine kadar portatif güç. Dış tasarım olarak diğer MSI laptoplarına bahiya bir benziyor. Metalik siyah renkle kaplanmış ve tepesinde MSI'nin Ejder logosu var. İçeri baktığımızda 14 inçlik Full HD 1080p 60 Hz'lik bir monitörümüz var. True Color teknolojisiyle yüksek detay ve gerçeğe en yakın renkleri verebilen bir monitör. Ah oh, elindeki at var oku anasını satayım. Derseniz eğer yok lan vallahi güzel gözüküyor. Şu ana kadar 3 MSI laptopu deneme fırsatım oldu ve rahatlıkla söyleyebilirim ki hepsinin monitörlerindeki görüntü kalitesi çok ama çok iyiydi. Malum GS40 portatif bir makine olduğundan monitör de küçük. Böyle durumlarda ne yaparsınız? Ekstra monitöre bağlarsınız tabii ki. Ama GS40'ın görüntü kalitesi o kadar güzel, o kadar canlı ki 23 inçlik harici monitörümün görüntüsü çamur gibi geliyor resmen. O yüzden ben küçük de olsa kendi monitörünü kullanmayı tercih ettim. Aşağı inip klavyeye baktığımızda kırmızı ışıklandırmalı Steel Series bir klavye görüyoruz. Mekanik değil hayır. Klasik bir laptop klavyesi. Ama her Steel Series klavyesinde olduğu gibi Steel Engine kullanarak kafanıza göre şekillendirebildiğiniz bir klavye. Malum boyuttan dolayı da numpad'i yok. Yanlara baktığınızda iki tane USB 3.0 portu, saniyede 10 GB veri taşıma hızına kadar çıkabilen bir super port, vay anasını. Bir HDMI ve bir adet dışarıya 4K 60 Hz çözünürlük görüntü verebilen mini display portu bulunmakta. Evet, display portunun ne olduğunu öğrendim bu sefer. Şimdi içeri geçersek. GS40'ın üzerinde 6. jenerasyon i7-6700HQ bir işlemci var. Öğrendiğim kadarıyla nesil arasındaki en önemli farklar elbette ki ilk önce performans sonra ise boyut ve daha iyi enerji kontrolüymüş. GS40'ın üzerindeki işlemci bir önceki nesle göre hem daha az enerji sarf ediyor hem de çok daha iyi performans sağlayabiliyormuş. Şu anda piyasadaki en iyi dizüstü bilgisayar işlemcisinin bu olduğu su götürmez bir gerçek olsa gerek. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 970M'e sahip. Evet en son model 980 ekran kartlarından biri değil ama bu kadar küçük bir makineye 970 takabilmenin ve yeterli soğutmayı sağlayabilmenin bir mühendislik başarısı olduğunu söylemek lazım. Hayır tüm oyunları ultra ayarlarda oynayamazsınız ama tatmin edici bir performans alabilirsiniz. İçinde 1TB'lik bir PCI Gen3 SSD bulunmakta ve disk okuma hızı SATA 3 SSD'lere oranla 5 kat daha hızlı. Oy tekerleme gibi lan. Killer Double Shot Pro çipi internet önceliğini otomatik olarak oyuna vererek online seanslarda pinginizi minimuma düşürebiliyor ve hatta sadece oyun değil yayınlar içinde geçerli bir durum bu. 16 GB'lık DDR4 RAM bir önceki nesle göre %30 daha fazla bant gelişliği hızı sağlıyor. Şimdi burada bir durup kendime şunu sormam lazım. Biraz önce söylediğim şeyler ne anlama geliyor? Bilmiyorum ama iyi şeyler olduklarını hissedebiliyorum. Kendimizi sayılarla, oranlarla ve verilerle kandırmamıza gerek yok. Eğer siz de benim gibi bir oyuncuysanız umrunuzda olan tek şey peki oyunlarda nasıl performans veriyor olacaktır. Hemen bakalım nasıl veriyormuş. İlk açtığım oyun doğal olarak Witcher 3 oldu. GT80'de 60 FPS güzel güzel oynarken GE72'de ise ayarlarıyla bayağı oynayarak 30-40 arası FPS tutturmuş ve oyunu o şekilde bitirmiştim. GS40'da ise oyunu açtığım anda 60 FPS'i görünce gözümden yaşlar süzüldü tekrardan. Ne olurdu sanki bu laptop benim olsaydı? Rahat rahat 60 FPS'te bitirseydim. Adaletim bu mu MSI? Şaka yapıyorum sponsorluğumu elimden almayın lütfen. Gördüğünüz gibi Nvidia Hairworks kapalı ama geri kalan ayarlarda herhangi bir oynama yapmadan 60 FPS'i rahatlıkla alabildim. Gelelim bir diğer oyuna Fallout 4'e. Fallout 4 grafiksel anlamda gerçekten çağın baya gerisinden gelen bir oyun olmasına rağmen köpek gibi kasıyor bilgisayarları. Ama yine de GS40'da oyunu ilk açtığımda aldığım 40-45 FPS arası olan değer normal değildi. O yüzden hemen GeForce Experience'dan bir kontrol ettim ve sırf Fallout 4 için bir ekran kartı güncellemesi vardı güncellemeyi kurup oyunu yine Experience'dan optimize edip açınca sabit 60 FPS'i gördüm. Son test ettiğim oyun Metal Gear Solid 5 Phantom Pain oldu. Prologu ve Miller'ı kurtarma görevlerini oynadım sadece. Çok fazla diyecek bir şey yok. Genel olarak 55-60 arasında değişken bir frame rate söz konusuydu. İşte bu benim GS40 ile yaşadığım kısa deneyimimdi. Boyutu değil işlevi esprisini yapsam beni linç eder misiniz? Hmm. E tamam yapmıyorum o zaman. Ama harbiden bu boydaki bir cihaz için oldukça iyi performans verdiğini düşünüyorum. Geçen videoda olduğu gibi bunda da ben buna vereceğim parayla bundan 3 kat daha güçlü masaüstü toplarım diyeceksiniz ki haklısınız da. Evet toplayabilirsiniz ama o masaüstü her yere götürebileceğiniz 1,5 kiloluk bir makine olmaz. Ağustos ayında yıllık izin kullanıp 10 günlüğüne ailemin yanına Antalya'ya gittim. Bugüne kadar Antalya'ya gitmem demek, oyunlardan uzak kalmam demek oluyordu ama yanımda oyun laptopu götürmem sayesinde işten, güçten zaman bulamadığım Witcher 3, Deus Ex: Human Revolution gibi oyunları bitirme fırsatını elde ettim. Yani demek istediğim dizüstü bilgisayarlara para verirken en iyi gücü almak için para vermiyorsunuz. En iyi portatif gücü almak için para veriyorsunuz. VGS 40 bunun iyi örneklerinden biri.